Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tu'assir, Rabbi temmin bil hayr. Herkes için Arapça programının çok değerli öğrencileri, sevgili izleyicilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Herkes için Arapça programında yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 131. sayfasında yer alan bir alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Şimdi ders kitaplarımızın ilgili sayfasını sayfa 131'i açalım lütfen. Efendim bu sayfada sayfa 131'de El vahdetul hamise, el ta'amu ve şerab, dersul erba'un başlığını görüyoruz. Beşinci yönete, 45. ders. Sayfa ortasında el kitabı şeklinde bir e, başlık görüyoruz. El Art, Elif, Kaf, Lam ve Nun. Burada Kaf, Lam ve Nun harflerinin yazılışıyla ilgili bir takım alıştırmalar yapacağız, bir takım e, faaliyetler üzerinde duracağız. Öncelikle Kaf harfi, e, sonra sağdan sola bir sırayla bakacak olursak Lam harfi ve sonra Nun harfi yer alıyor ders kitabımızda. Şu an masumla işaret etmiş olduğum yerde kaf harfinin başta yazılışını görüyoruz. Şu an işaret ettiğim yerde ortada yazılışını, şu an işaret ettiğim yerde ise sonda bitişik yazılışını görüyoruz. Arapça'da bir harfin başta, ortada ve sonda olmak üzere değişik yazılış biçimlerinin olduğunu biliyoruz. Bir harfin sonda bitişik ve sonda bağımsız şekilde yazılış biçimleri olduğunu da derslerimizin ilk bölümlerinde paylaştık sizinle. K harfinin başta yazılışını kesir kelimesi örneklendiriyor. Ortada yazılışını teklü örneklendiriyor diye düşünülmüş fakat e, doğrusu e, şu an mausunda işaret ettiğim hücrede yer alan kafın yazılışıyla şu an işaret ettiğim hücrede örnek olarak verilen e, kelime arasında bir e, uyumsuzluk söz konusu. Bunu biraz sonra ekranınıza yansıtacağım e, bir dosya olacak. O dosyada e, izah edeceğim. Şurada da kaf harfinin sonda bitişik yazılışı semek kelimesiyle örneklendirilmiş. Lam harfine geçiyorum. Şurada e, işaret ettiğim yerde bir problem var. E, problem şu kaf harfinin ortada yazılışı şu an masumla işaret ettiğim e, şekil olması gerektiği halde verilen örnek e, bununla uyumlu değil. Dolayısıyla e, Bununla uyumlu olan yani kafın ortada yazılış biçimini doğru olarak gösteren bir örneği biraz sonra sizinle paylaşacağım inşallah. Şimdi lam harfine geçiyorum. Lam harfinin başta yazılışı, ortada yazılışı ve sonda bitişik yazılışını görüyoruz. Lahm kelimesi lamın başta yazılışını, halib kelimesi ortada yazılışını, ya ise sonda yazılışını, sonda bitişik biçimde yazılışını örneklendiriyor. Nun harfine geçiyorum. Nun harfinin başta yazılışı, ortada yazılışı ve son, sonda yazılışı sıralanmış. Nevm kelimesi nunun başta yazılışını örneklendirmiş. Fakat veznuke kelimesi nun harfinin başta yazılışını e, düzeltiyorum. Ortada yazılışını örneklendiren bir ifade olmamış. Yani e, veznukede dikkat ederseniz zay harfi, kendisinden sonra gelen harfe bitişmeyen harfler sınıfında bulunduğundan şurada veznüke'deki nunu ortada yazılan bir harf değil, başta yazılan bir harf olarak değerlendirmek durumundayız. Dolayısıyla burada da bir problem var. Yani doğru olan kısım şu masumla işaret ettiğim yer doğru. Nunun baş, başta yazılışı e, düzeltiyorum. Ortada yazılışının doğrusu bu. Ancak e, şurada işaret ettiğim yerde seçilen örnek isabetli olmamış. Yani e, kitapta bu örneklerin özensiz bir şekilde seçilmiş olması ve özensiz bir şekilde yer etmiş olması e, doğrusu can sıkıcı bir durum. E, yani basit, gözden kaçmaması gereken, e, düşünmemesi gereken bir hata diye telakki ettim. E, o bakımdan da doğrusu biraz motivasyonum, konsantrasyonum bozuldu. E, ama yani ders kitabınıza bağlı olarak bir sunum yapsamdan ötürü bunları size tek tek izah etme zorunda hissettim kendimi. Semin kelimesi nunun sonda bitişik yazılışını örneklendirmiş mi? Evet örneklendirmiş. Şimdi şurada et tedribul evvel murra bi alel harf ifadesi var. Yani kaleminle harfin üzerinden git anlamında bir talimat. İkinci alıştırmada da ensah verilen harfleri yaz. Yapılacak olan şey belli. Sizden istenen belli. Sırasıyla kaf, lam ve nun harflerini burada verilen harflerin üzerinden gitmek. İkinci alıştırmada da verilen harfleri burada boş bırakılan çizgi halinde verilen kısımlara yazmak. Peki şimdi o zaman biraz önce bahsettiğim kaf, lam ve nun harflerinin başta ortada sonda yazılışlarını doğru biçimde gösteren ve örneklendiren tablomu sizinle paylaşayım şu an ekranınıza yansıttığım tablo kendi hazırladığım üzerinde kendimin çalıştığı bir tablo. Kaf harfi yalnız başınayken şu an ekranınıza yansıttığım şekilde mouse'umla işaret ettiğim biçimde yazılır. Lam harfi şu an işaret ettiğim biçimde, nun da yine işaret ettiğim biçimde yazılır. Yani bu şekilleri, harflerin bu biçimleri alfabede yer alış şekilleridir. Alfabede bu şekilde yazılırlar. Kaf harfinin başta ortada sonda yazılışını şurada gösteriyorum bakın. E, kaf harfinin başta, başta yazılışını kitabun kelimesiyle örneklendirdim. E, sonra ortada yazılışını yek nusu ile örneklendirdim. E, efendim sonda yazılışını ise e, semek kelimesiyle örneklendirdim. Öyleyse kafın başta yazılışını kitap, ortada yazılışını yek nusu ve sonda yazılışını da semekle örneklendirmiş olduk. Lam harfine bakalım. Lam harfinin başta yazılışı şu an işaret ettiğim hücrede yer alan biçim. Ortada yazılışına şu an işaret ediyorum masumla. Sonda yazıl yazılışı ise e, yine şu an işaret ettiğim e, biçimde. Peki o zaman başta yazılışını ne örneklendirsin? Lahm kelimesi. Lahm kelimesi efendim. E, Lam'ın başta yazılışını örneklendiriyor. Halibon kelimesi ortada yazılışını ya ekule ise sonda yazılışını örneklendiren bir e, kelime. E, nun harfine geçiyorum. Nunun başta, ortada ve sonda yazılışlarını sağdan sola sırasıyla verdim. Nitekim yukarıdan aşağıya e, sütun okuması yaptığınızda da harfin başta, ortada ve sonda yazılışlarını görmüş oluyorsunuz. Peki nunun e, başta yazılışını ne kelimesi örneklendirsin? Ortada yazılışını Zeynep. Sonda yazılışını ise Semin örneklendirmiş olsun. Ders kitabınızda verilen örneklerin bazılarının bir ikisinin hatalı olduğunu az önce ifade ettim. Tekrar onlara dönmek istemiyorum. Şu an siz bu harflerin başta ortada ve sonda yazılış biçimlerine dair notlarınızı şu an ekranınıza paylaşmış olduğum dosyaya göre alın lütfen. Bu dosyaya göre not edin. Peki efendim şimdi e, bu sayfada sayfa 131'de sayfanın ikinci bölümüne geçelim. Tedribu thalith, üçüncü alıştırma. Murra bi kalemike alel kelime. Kaleminle kelimen üzerinden geç, kaleminle kelimen üzerinden git anlamını taşıyor. E, üçüncü alıştırmanın başlığı. Evet, kesir, te'kulu, te lahm, vezin ve nevm şeklinde sırasıyla okudum bunları. Peki, kesir, te'kulu, te lahm, vezin ve nevm kaf, lam ve nun harflerinin yazılış biçimlerini efendim size kazandırmaya çalıştığı için bu alıştırma içinde kaf harfinin, lam harfinin, nun harfinin bulunduğu örnekler, örnek kelimeler seçilmiş. Buna dikkat edelim. Peki tedribur rabi'a dördüncü alıştırma. İnsah yaz anlamında bir talimat. Kesirun te'kulu lahmun veznun ve neumun şeklinde sıralanmış. Yani yan tarafta yer alan kesir te ekolu vezin ve nevm kelimelerinin aynısı. Peki fark ne? Üçüncü alıştırmada verilen kelimelerin üzerinden gideceğiz ki sağdan sola en koyu renkten en hafif renge, silik renge doğru bir sıralama var. Üçüncü alıştırmada. Dördüncü alıştırmada da şu işaret etmiş olduğum yerlere ne yapacaksınız? Verilen kelimeleri yazacaksınız. Yazı çalışması yapacaksınız. Malumunuz her bir ünitenin sonunda ders kitabınız bir yazı çalışması, yazı alıştırması yaptırıyor size. bu bilgiye sahipsiniz. Efendim ders kitaplarımızda 132. sayfaya geçelim. El-Vahdetul Hamise, Et-Tağamu ve Şerab, Et-Dersul ve Erbaun. Evet 5. ünite 45. ders. Et-Tedribul khamis 5. alıştırma hel ve a'id alen nihat. Evet, incele ve noktaların üzerinden git, a'id alen nihat. Peki bakalım, kaf harfinin yukarıdan aşağıya şu sütunda nerede yazılışını görüyoruz, efendim başta yazılışını görüyoruz. Şu an işaret ettiğim sütunda kafın ortada yazılışı, şu an masum işaret ettiğim yerde ise e, sonda yazılış biçimini görüyoruz. Fakat şuna dikkat edelim lütfen şu an mausumu gezdirdiğim sütunda yer alan biçimi, kaf harfinin bu hücrelerde yer alan biçimi yalnız başına yazıldığı biçim yahut kelime içerisinde sonda bağımsız yazıldığı biçim. Şayet kafın sonda bitişik yazılışından bahsedeceksek şöyle işaret ediyorum dikkat edin lütfen. Şu işaret ettiğim yere şöyle sağa doğru bir bitişme çizgisi koymuş olmalısınız Sağa doğru bir bitişme çizgisi koymuş olmalısınız Kastettiğim şu Evet kafın sonda yazılışı Şu an bakın dikkat edin masumda işaret ettiğim şekilde olmalı Kafı sonda bu şekilde yazarız Peki ders kitabınızda Bu sayfada sayfa 132'de Kaf harfinin şu an işaret ettiğim biçimde verilmesi Nerede yazılışıdır? Ya alfabede yer aldı, yalnız başına yazılış şeklidir ya da e, kelime içerisinde kendisinden sonra gelen harfe bitişmeyen altı harf vardı hatırlarsanız Arap dilinde. Elif, dal, zal, ra, zay ve vav harfleri. Bu altı harften sonra geldiğinde kah bu şekilde yazılır. Aksi takdirde bu saymış olduğum altı harfin dışında bir harften sonra gelmişse kaf harfi, e, işaret etmeye çalışıyorum, e, o takdirde biraz önce... Kendi hazırlamış olduğum tabloda yazdığım şekilde yazmış olmalısınız. Lam harfine geçiyoruz. Şu an e, masumla işaret ettiğim e, sütunda lam harfinin nerede yazılışını görüyorsunuz? Lam harfinin efendim başta yazılışı. Şu an işaret ettiğim sütunda hücrelerde ne var? Lam harfinin ortada yazılışı. E, şu çizgileri şöyle anlayacağız. Lam harfinin öncesindeki harfe bitişme çizgisi. Sonrasındaki harf'e bitişme çizgisi şeklinde anlayacağız. Peki, lamın sonunda yazılışı diye şuraya sıralanmış bu o, harf. Ee, siz de yani üzerinden gidin diye. Ama şu var, e, k harfi için biraz önce k harfinin şu an işaret ettiğim hücrelerde yer alan biçim için yaptığım açıklamayı aynen lam için de yapacağım. Biraz sonra nun harfinin şu işaret ettiğim e, biçim için de yapacağım. Şu an işaret etmiş olduğum biçimi lam harfinin alfabede kendi başına bağımsız yazılış biçimi yahut kelime içerisinde e, sonda bağımsız yazılış biçimini gösterir. Peki hocam lamın sonda bitişik yazılışı nasıl olmalı? Şu an mouse'umla işaret ettiğim yere bakarsanız eğer oraya dikkat kesilirseniz şöyle sağa doğru hafifçe bir kendisinden önce gelen harfe bitişme çizgisi koymalıyız. Nerede olduğu gibi şu an işaret ettiğim şu ortada yazılış biçiminde Gösterdiğim gibi, görüldüğü gibi. Peki daha görsel hale getirelim bunu. Şunu kastediyorum. Şu an işaret ettiğim biçim var ya. Şu. Evet, bu biçimde yazacağız. Lam harfini sonda bitişik yazacaksak bu şekilde yazacağız. Nun harfine geçiyorum. Nun harfinin şu an işaret ettiğim kısmı, yani şu hücrelerde yer alan biçimi başta yazılışını gösteriyor. Şu an işaret ettiğim yazılış biçimi ise ortada yazılış şekli. Ee, en solda, sağdan sola son sütunda yer alan e, biçimi ise nun harfinin burada yazılış biçimi ise ya alfabede e, kendi başına yazılış halini gösterir ya da kelime içerisinde e, sonda kendisinden önce gelen harfe bitişmeden yazılış biçimini gösterir. Biz buna sonda ayrı yazılışı diyoruz. O zaman harflerin bir sonda bitişik bir de sonda ayrı şekilde yazılışını e, düşünürseniz bu şekilde e, bir mülahazayla bu şekilde bir efendim yorumla hareket ederseniz yanılmazsınız. O halde ne yapacağız? Nunu şöyle sağına doğru yani ön tarafına doğru kendisinden önce gelen harfe bir bitişme çizgisi koyacağız. Ortada yazılış çizgisinde e, ortada yazılış biçiminde e, şu işaret etmiş olduğum çizgi türünden bir çizgi koyacağız. Şu an ekranınıza onu da taşıyayım. Evet şu görmüş olduğunuz nun harfinin sonda bitişik yazılışını gösteriyor ki semi nun kelimesi bunu örneklendiriyor. Peki efendim şimdi 6. alışmaya geçebiliriz. Et tedribu sadis. Uktub fi harfel lezî tebdeu bihil tu. Kelimelerin kendisiyle başlamış olduğu harfi daire içerisine al veya daire içerisinde yaz diyelim. Öyle tercüme edelim. Uktub fi daire. Dairenin içerisinde yaz. Ne yazayım? El harfe. Harfi yaz. Hangi harfi? Ellezî lezi bihil kelimatu. Kelimenin kendisiyle başladığı harfi yaz. Bundan daha kolay bir alıştırma olmaz doğrusu. Peki kitap, keva, kenese ve kesir kelimeleri hangi harfle başlıyor? Kaf harfiyle. Öyleyse ne yapacağız? Şuraya kaf harfini yazacağız. Peki bu kelimelerin tamamı kitap, keva, kenese ve kefir kelimeleri kaf harfiyle başlamış. Daire içerisinde kaf yazıyoruz. Peki şuraya ne yazacağız? Bakalım. Buradaki kelimeler hangi harfle başlıyor? Lahm, limaza, lillahi ve la. Lahm, limaza, lillahi ve la. Bu kelimelerin de lam harfiyle başladığını görüyoruz. Öyleyse buraya bir lam yazacağız. Son olarak nahifun, name, nazaratun ve nam kelimelerinin nun harfiyle başladığını görüyoruz. Bu tespitten, hareketten ne yapacağız? Şu dairenin içerisinde bir nun harfi yazmış olacağız. Peki efendim, şimdi bu sayfanın ikinci yarısına geçelim. Ettedribus sebi'a, yedinci alıştırma. Üktüb fi dairati el harfe lezi kelime kelimatu. Kelimenin kendisiyle bittiği harfi, Daire içerisine yaz. Peki bakalım. Fadlike, semekun, haluke ve veznuke. Peki o zaman şöyle bir önceki alışmaya döneyim. Şurada kafın başta yazılış biçimini esas alarak buraya onu yazalım. Şurada altıncı alışmadan bahsediyorum. Buraya lamın başta yazılışını esas alarak lam yazalım. Yani lamın başta yazılışını oraya resmedelim. Şuraya ise Nun harfinin başta yazılışını esas alarak onu yazalım. Peki o halde şurada e, fadlike, semek, haluke ve veznuke kelimelerinde e, efendim son harf nedir? Kaftır. O halde ne yapalım? Kafın sonda bitişik yazılış şeklini şuraya daire içerisinde resmedelim, yazmış olalım. Peki şurada ekele, fadl, kalil ve keil kelimelerini görüyoruz. Şunu faddale diye de okuyabiliriz. Evet, faddale tercih etti anlamında. Ekele faddale, galilon ve keylon. Peki, ekelenin fazıl ya da faddalenin, galil ve keylin her birinin lamla bittiğini görüyoruz. Ve lam harfinin sonda bitişik yazılış biçiminin efendim örnekler olan kelimeler bunlar. Öyleyse ne yapalım? Şuraya lamın sonda bitişik yazılış şeklini resmedelim. Son olarak Cev'an, Sittun, Semin ve Kur'an kelimeleri. Burada sadece Semin kelimesinde nunun sonda bitişik yazılış şeklini görüyoruz. Onun dışında Cev'an kelimesinde, Sittun kelimesinde ve Kur'an kelimelerinde nunun sonda bağımsız yazılış şeklini görüyoruz. Şu işaret etmiş olduğum dairenin içerisinde de nun harfini bir sonda bitişik şeklini bir de sonda ayrı yazılışını resmedelim lütfen. Evet efendim alıştırma 8'e geldik. El tedribu thamin. Uktub el harfen kısa fi kulli kelime. Uktub bil harfen kısa fi kulli kelime. Kolay bir alıştırma. Her bir kelimedeki eksik harfi yaz anlamında bir talimat var. Peki bakalım. Thaniyetun. Nun harfi eksik yazılmış. O zaman şuraya mausumla işaret ettiğim yere bir nun harfi yazalım. Thaniye. Selata kelimesinde lam eksik. Sin ta'nın arasına lamı yerleştirelim. For non kelimesinde nun eksik yazılmış. Şuraya ra'dan sonra non'u yazalım. Lahm kelimesinde bu kelimenin ilk harfi olan, olan lam eksik yazılmış. Şu işaret ettiğim yere lahm kelimesinin lamını, l'sini yazalım. Peki nevm kelimesinin nunu eksik bırakılmış. Buraya nunu yazıyoruz. Keyl kaf eksik bırakılmış. Kafı kelimenin başına getirerek keyli tamamlayalım. Galilun'da lam eksik bırakılmış. Lamın sonunda bitişik yazılışı. Burada galilon de lamı tamamlamış olalım. Semekon kelimesinin de kafı eksik bırakılmış. Sonda bitişik yazılış şekli. Şu mausumla işaret ettiğim kısma efendim kaf harfini yazarak bu eksik bırakılan e, harfleri yerleştirmiş tamamlamış olalım. Sayfa değiştiriyoruz. Sayfa 133. Evet. الوحدة الخامسة الطعام والشراب الدرس الخامس والأربعون Yine 5. ünite 45. ders El Ard Ba Peki El Ard Elif başlığı altında yer alan bölümde Kitabımız ne verdi bize? 3 harfin yazılış biçimlerini gösterdi. Kaf, Lam ve Nun harflerini. Şimdi 3 harfin daha yazılış biçimi üzerinde Duracağız. Fa, Qaf ve Mim harfleri. İlk olarak Fa harfinin başta yazılışı örneği Furnun ortada yazılış biçimi örneği Tefalu, sonda bitişik yazılış şekli örneği Nahifun. Qaf harfinin başta yazılışının örneği Kahvetun, ortada yazılış şeklinin örneği Nakrau ve sonda yazılışının örneği Atbak. Bir problem var mı burada? Hadi siz keşfedin bunu yani bakar bakmaz keşfettiğinizi zannediyorum. Öyle bir umut taşıyorum. Madem kaf harfinin sonda yazılışı böyle. Şurada atbak bunun örneği olamaz. Niye bunun örneği olamaz? Çünkü atbak kelimesinde kendisinden sonra gelen harfe bitişmeyen elif var. Elif kendisinden sonra gelene bitişmez. Dolayısıyla şurada kaf harfi sonda bitişik yazılma imkanına sahip değil. Bunu ne yapacağız? Sonda bağımsız yazacağız. Peki at tabaklar anlamında. Ee, anlamı da çok gerçi önemli değil bizim için de. Içinde. Şu anda biz daha çok onun e, yazılış biçimi üzerinde duruyoruz. Peki Mim harfine geçelim. Mim harfinin başta yazılışını Min harfi cerri örneklendirmiş. Ee, min e, peki ortada yazılışını semek kelimesi örneklendiriyor. Ee, mimin sonunda bitişik yazılışını ise lahm kelimesi örneklendiriyor. Et tadribul evvel birinci alıştırma murra bi kalemi kele harf kaleminle efendim harfin üzerinden git anlamında bir talimat. Et thani, sani kaleminle harfin üzerinden git dedik birinci alıştırmaya. E, elimize bir kalem alıp buradaki efendim harflerin üzerinden gidelim. İkinci alıştırma ensah fa kaf ve mim harflerini şurada boş bırakılan yerlere yazmanız isteniyor. İkinci alıştırmayı da bu şekilde e, tamamlamış oldum. Eee, et Murra sâlis murra biqalamika kelime Peki, kaleminle kelimen üzerinden geç. Forun tefâlu kahve ve naqra'u kelimelerinin üzerinden gidiniz diyor. peki et tedribür 4. alıştırma forun tefalu qahwatun ve naqra'u kelimelerini burada boş bırakılan yerlere üçer defa yazmış olacağız. Peki efendim şimdi 5. E, ünitenin e, son sayfasındayız. E, bu sayfada El vahdetul hamise, el dersul başlığı var yine. Beşinci ünite, 45. ders. El tedribul khamis, ve a'id alen İncele ve efendim, e, üzerlerinden git, noktaların üzerinden git, tekrar e, bunları yaz anlamında bir talimat var. Fa harfinin başta yazışı var burada şu an işaret ettiğim sütunda. Şu an işaret ettiğim sütunda ortada yazışını görüyoruz. Şu an işaret ettiğim sütunda ise fa'nın sonunda bitişik yazış şeklini görüyoruz. Şu an işaret ettiğim sütunda k harfinin başta yazılışı. Onun hemen yanı başında işaret ettiğim yerde ortada yazılışı. Şu an masumla işaret ettiğim kısımda ise k harfinin sonunda bitişik yazılışını görüyoruz. Evet siz söyleyin bakalım şimdi. Şu an işaret ettiğim yerde hangi harfin nerede yazılışı? Ne diyorsunuz? Mim harfinin başta yazılışı. Cevabınız doğru. Peki şu an şurada mimin ortada yazılışını görüyoruz. Şurada ise mim harfinin e, sonda bitişik yazılışını görüyoruz. Et tedribus sadis. Altıncı alıştırma. Sılbeynel harfeynel mutetabikayin. Evet birbiriyle e, aynı olan harfleri eşleştir. Peki fa harfi bakalım neyle eşleştireceğiz? Şu an şurada masumla gittiğim yerdeki harfle eşleştireceğiz. Kaf harfi bakalım. Evet, kaf harfi şuradan alalım. Şöyle taşıyalım. Bunu bir kalem gibi düşünün. Kalemleriniz ellerinizde ve hemen ne yapıyorsunuz? Ee, şu an benim eşleştirme yaptım yerlerde siz de eşleştirme yapıyorsunuz. Fa harfine bakalım. Fa harfinin başta yazılışı. Ee, hemen e, kitabımıza işaret düşelim. Fa harfi Sa şuraya sağ sütun, burada sol sütun diyecek olursak, sağ sütunda yer alan bu harfle sol sütunda yer alan şu harfi birbiriyle eşleştirelim. Sonra fa'nın ortada yazılışı sağ sütundaki bu biçimle, efendim sol sütundaki şu biçim birbirinin aynısı. Kaf harfinin ortada yazılışı şöyle bir çizgi çekersem eşleştirmiş olurum. Sonra olarak kaf harfinin başta yazılışı buradan alıp mouse'umu şuraya taşırsam siz de kaleminizle böyle bir efendim çizgi çekin ne yapmış oluruz? K harfinin başta yazışını birbiriyle eşleştirmiş oluruz. Yedinci alıştırmada e, Oktubil harfellezi tebdau bihil kelimat başlığını görüyoruz. Kelimelerin kendisiyle başladığı harfi yaz. E, peki mi'e, ma, mâ, ma'ide, kahve, fakihe ve fatur. Peki o zaman hemen şuraya mi'enin kendisiyle başladığı mim harfini aşağıda ma'nın yine kendisiyle başladığı mim harfini yazalım. Maidedin yine mimini yazalım şuraya. Kahvenin kafı, fakiyenin fesi, feturun fesini şu çizgilere yazalım. Ettedribu thamin, uktibil ten tentehî bihil kelimat. Kelimelerin kendisi de bittiği harfi yazınız denmiş. Taamın mimini şuraya not düşelim. Lahm kelimesinin mimini yazalım. Duyufun fası, nahifin fası, atbakın kafı ve falakın kafını yine buraya yazmış olalım. Dokuzuncu ve son alıştırma mı? Evet. Dokuzuncu alıştırma. Oktubül harfen nakısa fi kulli kelime. Fetur da fa, yufaddalu da yine fa. Duyuf da fa, Kur'an kaf, yakra'u da kaf, kaf. atpak kaf, ma da mim, ta'am da yine mim. Eksik bırakılmış. E, bu harflerin eksik bırakıldığı yerlere efendim e, eksik bırakılan kısmını e, doğru biçimde not edelim, yazmış olalım. Efendim Herkes için Arapça programında bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bir bölümde görüşmek ümit ve duasıyla. Gelecek programda inşallah yeni bir üniteye başlayacağız. Yeni bir bölüm ve yeni bir ünite. Altıncı ünitede Es-Salah başlıklı ünitede buluşmak ümit ve duasıyla fi emanillah.